Arkadaşlar merhaba. Bugün daha önce sökmüş olduğumuz söküm videosuyla başlamış olduğumuz ATV'nin 3. videosu. 1. bölümde ATV'yi tamamen parçalamıştık. Bileşenlerine dağıttık. 2. videoda ATV'nin motorlarının nasıl çalıştığını ve nasıl yön değiştirme işleminin yapıldığını onu anlatmaya çalıştık. Bu videoda da ATV'nin komple elektriksel altyapısını inceleyeceğiz. Bundaki bütün sistemler kupa kısmı değişse de arabada da, akülü arabada da, akülü ATV'de de, akülü traktörde de aynı mantıklı olacaktır. Dolayısıyla biraz elektrik sistemi hakkında konuşacağız. Hangi parçalardan oluştuğunu konuşacağız. Şimdi arkadaşlar başta şöyle bir kafadan bir tasarımımızı yapalım. Bu ATV'ler bir neyle çalışıyor? Bataryayla çalışıyor, değil mi? Şöyle bir akümüz var. Bazı modellerde bu 6 volt, ki hiç sevmediğim model, 6 voltluk akü her zaman bulamıyoruz. Elimizin altında olmuyor. Bu akü 12 voltluk bir akü arkadaşlar. 12 volt, 12 amperlik bir araç bu. Ondan sonra bunun bir neyi var? Bir eksi ucu var, bir artı ucu var. Şimdi blok diyagramını çizecek olursak, bundan sonra ne var? Sistemi kontrol eden, motorların hızını ayarlayan bir tane neyimiz çıktı bunun içinde? Elektronik sürücü çıktı. Nasıl ki elektrikli bisikletlerde, elektrikli motorlarda var. Aynısı bunda da var. Ne yaptı? Sürücü aküden aldığı enerjiyi, daha sonra ne var? Gaz kolu var. Gaz kolundan aldığı hız bilgisiyle ne yaptı? Motorlara gönderdi arkadaşlar. Neyimiz var? Sağ motor. Bir de neyimiz var? Sol motorumuz var arkadaşlar. Buradan geldi. Bu şekilde. Şimdi ana mantık bu. Gaza bastık. Aküden enerjiyi aldık. Sürücü motorların hızını kontrol etti. Bunlarda arada ne var arkadaşlar? Aracın ileri geri gitmesini sağlayan yön tuşu vardı bir tane. Hatırlarsanız. Şu arada bir tane neyimiz var? Yön kontrolünü sağlayan anahtar vardı. Yön anahtarı. Şöyle iki tane tekli anahtarı bir araya getirip sanki bir tane anahtar yapmış gibi. Şu ortalar ortak uç. Şunlar da diğer yardım uçlardı. Yönde bunu ne yaptık? Yönünü ayarladık. Şimdi bu sürücünün çalışması için uyarılması gerekiyor. Uyarmak için de araca ne koymuşlar? Kontak koymuşlar. Kontak dediğimiz neydi arkadaşlar? Bir anahtardı. Sürücülerden bir kablo çıkıyor. Sürücüden bir kablo çıkıyor. Bu kontağa geliyor. Kontağa geldi. Buradan genelde artı voltaj gelir. Artı 12 volt geldi. Bunun tekrar sürücüye gitmesi gerekiyor. Ama sürücüye giderken bir tane de ne koymuşlardı? Fren kolu koymuşlardı arkadaşlar. Fren vardı. Fren de ne yapıyordu? Ne yapar? Aracın enerjisini keserse aracın durmasını sağlar. O da bir anahtar şöyle. Normal bir anahtar arkadaşlar. Siz frene bastığınızda aslında bir anahtarı aç kapa yaptırıyorsunuz. Yani ikinci bir kontak gibi. Biri elle çalışıyor, anahtarla çevirmeli. Diğeri ayağınızla bastığınız zaman şu şekilde, hatta önümde duruyor. Şöyle bastığınız zaman ne yapmış oluyorsunuz? Kontağı kapatmış oluyorsunuz bir yerde. Artı 12 buradan geldi. Buradan geri dönüş sağladı. Sürücü uyarıldı. Sürücü çalışmaya başladı. Aktif oldu. Şurayı da yazalım da. Neydi? Fren. Aktif oldu. Frene bastı. Sürücünün uyarma enerjisi kesildi. Kontak enerjisi. Sürücü uyku moduna tekrar geçti. Frenden ayağımızı çektik. Kontaktı açık. Sürücü uyarıldı. Sürücü gaz kolunu takip ediyor. Gaz kolundan aldığı hız bilgisine göre aküden aldığı enerjiyi ne yapıyor? Motorlara yönlendiriyor. Ekstra bir de neyimiz vardı arkadaşlar bizim bunda? Önde farımız vardı. Far dediğimizde neydi zaten? Bir tane LED. LED diyotları biliyorsunuz anodu katodu oluyor. Bir artı bir eksi ucu. Artısını arkadaşlar şeyden alıyor. Kontaktan. Şöyle. Ondan sonra. Hatta onu da şurada far anahtarı var. Far anahtarı. Lambayı yakmak için. Şimdi kontağı çevirmeden farı yakamıyorsunuz. Kontağı çevirdiniz. Buradan artı geldi. Buradan çıkış yaptı. Buradan hem sürücüyü uyardı hem de ne yaptı arkadaşlar? Fara bir artı 12 voltu gönderdi. Siz düğmeyi bastığınızda far ne yapıyor? Yanmaya başlıyor. Eksisini de bu tabii, yine far bir yerden eksi alması lazım. En yakın noktadan şöyle sürücüye gidelim. Sürücüden eksisini de ne yapıyor? Alıyor.
Bu şekilde far ve far anahtarını yaptık. Kontağımızı yaptık. Frenimizi yaptık. Gaz kolu, yön anahtarı ve motorlarımızı üstünde gösterdik arkadaşlar. Gaz kolunu gösterdik. Bu araçlarda korna şöyle oluyor. Pille çalışıyor. Korna pilli. Bir oyuncak arkadaşlar. Oyuncak bebeklerde falan da oluyor. Şöyle bir parça içeriye gömüyor. Şöyle 3 tane LR44'ü var. Şurada da buton yeri var. Düşmüş tabi onlar da. Ondan sonra çalışmıyordu, bozulmuştu. Onu şey yapmadım. Dur bakayım, şurada var bir şeyler. Şöyle uzaktan kumanda şeyi gibi. Siz böyle bastırdığınızda bu ne yapıyor? Ötüyordu. Bu şekilde. Ben onu şimdi şöyle normal, zaten 12 voltta çalışıyor ya, elektrikli motosiklet kornasına çevireceğim. O yüzden normal gaz kolunu da düğmeli aldım. Butona basarak o kornayı çalıştıracağım. Onu da anlatırım. Gaz korna nasıl bağlayacağım. Şimdi ana mantık bu şekilde. Bakalım devrede bunlar nasıl bir araya gelmiş, nasıl olmuş. Yani bir elektrikli araç bu şekilde çalışıyor. Büyük mopedler de aynı mantıkla. Elektrikli bisikletler de aynı mantıkla. Bu elektrikli akülü arabalar da aynı mantıkla çalışıyor arkadaşlar. Şimdi bundaki sıraya göre gidelim. Şuradan sistematik olarak önce neyimiz var? Akümüz var arkadaşlar. Şuradan aküden kablolarım geliyor. Artı eksi şeklinde. Şurada bir tane termik koymuşlar. Yüksek akım çekildiğinde arkadaşlar bu kendini keserek aracın korunmasını sağlıyor. Belki de kesmiyordur. Tam ayrıntı özelliklerini bilmiyorum. Buradan geldi. Neye girdi arkadaşlar? Bakın sürücüye girdi. Görüyorsunuz. Sürücüye ne yaptı? Bu şekilde giriş yaptı. Şu kısmı hallettik. Daha sonrasında gaz kolu şöyle görüyorsunuz. Normal mopedlerdeki gaz kolundan 3 renkli gaz kolu ile ilgili bir sürü video yaptım. Onları izleyebilirsiniz. Sağlamlık kontrolü, mantığı, içindeki sensör. Gaz kolunu da bu şekilde bağladım. Daha sonrasında neler var? Motorlar var arkadaşlar. Bakın motorlar yüksek akım çekeceği için sürücüden çıkan kapkalın bir kablo grubu var. Bu da motorlara gidiyor. Motorlara gitmesi için önce ne yapıyordu? Sürücüden çıktıktan sonra yön anahtarına giriyordu. Devreyi takip edelim. Öyle mi yapıyor? Baktığımızda mavi beyaza bakın. Gerçekten de ileri geri ön anahtarına giriyor. Burada komutasyon yapılıyor. Bunu bir önceki videoda anlattım. Buradaki anahtarın mantığı nedir? Nasıl bağlanır? Nasıl oluyor? Çok ayrıntılı orada var. Bir önceki videoda izleyebilirsiniz. ATV ile ilgili. DC motor sökümü ile ilgili. Buradan da çıkıyor arkadaşlar. Geldi. Düğmeleri siz bastınız. Nereye gidiyordu? Motorlara gidiyor. Dağılıyor. Bakalım. Gördüğünüz üzere motorlara ne yaptı? Şurada biraz kaldırayım şöyle. Gördüğünüz üzere motorlara iki soketten bir motora bu, diğer motora da bu gidiyor. Şimdi motor kısmını da hallettik. Ön anahtarını da söyledik. Gerçekten de öyle. Neyimiz var? Sistemin uyanması için kontak. Kontak nereden enerji alacak? Sürücüden. Bakalım şimdi gerçekten de öyle oluyor mu? Kontağımız şu. Aç kapa. Bakın bir tane artı geliyor buraya. Oradan da çıkıyor. Şurası giriş kısmı. Kabloyu takip ettiğimizde arkadaşlar şurada. Şöyle sürücüye geldiğini görüyoruz. Sürücüden artı 12 geldi. Anahtara girdi. Kontağı çevirince buradan çıktı. Buradan çıkınca ne yapacaktı? İkiye ayrılıyordu. Bakın biri fren koluna gidiyordu. Biri de far anahtarına. Bakalım. Bakın çıkan bir tanesi far anahtarına gitmiş. Fardan da çıkmış. Lambaya ne yapıyor? Gidiyor. Hatta onu göstereyim kısa yönünü. Bakın LED'im var burada. Kontağı açmadan göstereyim. Bakın ışık yanmıyor. Kontağı açtım. Görüyorsunuz arkadaşlar. LED yanıyor. Şuradan söndü. Burada temassızlık var herhalde. Görüyorsunuz. LED'im çalışıyor. Far kısmını da anlatmış olduk. Farın düğmesiyle kendisini gösterdik. Ondan sonra frene bakacaktık. Fren gerçekten şey yapıyor mu? Şu an aracım açık. Far da açık olsun ki çalıştığını anlayayım sistemi. Bakalım. Duyuyorsunuz şöyle. Dişlilerden çok ses çıkıyor. Yön kavramını göstereyim. Yön hangisiydi? Ha, şuradakiydi. Şu an şeye bakın. Dönüş yönüne şimdi bakın. Şimdi buradan bastığımda bakın bir de. Yönümü değiştirdim. Sonra neye gidiyordu arkadaşlar?
Kontaktan çıkınca frene gidiyordu. Kontaktan çıkan kablo, yani şuradaki artı 12, şu takip ettiğim zaman şuradaki fren pedalına gidiyor. Bakalım gerçekten de öyle mi? Fren gazı verdi. Bak, gitti. Şu an hiçbir şey yok. Şu an geldi. Fren kolu da çalıştı. Burada anlamadığım şöyle bir nokta var. Bu kontağı açıp kapatmasını anlıyorum ama iki tane siyah kablo geliyor buna. Bu da kontağa giren, daha doğrusu yön anahtarına giren, yön anahtarından motorlara çıkan kabloları kısa devre ediyor. Demek ki sürücüde bununla ilgili bir şey var. Yüksek akım çekince yani motorların da frenlemesini sağlıyor herhalde o şekilde kısa devre yaparak. Bu kısa devre sürücüye nasıl zarar vermiyor anlamış değilim açıkçası. Belki sürücünün içinde bir koruma mekanizması vardır. Kornayı zaten gösterdim. Yön anahtarını gösterdim. Motorları, gaz kolunu, freni gösterdim. Kontağı gösterdim. Bütün sistemi size anlatmış oldum arkadaşlar. Ondan sonra buradaki iki kablomuz var. Bunlar neyin nesi onu anlatayım bir de. Bu sürücüdeki kontak girişi. Yani buradan artı çıkıyor. Geri geldiğinde sürücü uyku modundan çıkıyor. Sistem çalışır hale geliyor. Buradan da ledlere giden besleme kısmı. Artı 12 volt alıyoruz arkadaşlar buradan. Bu 12 voltta da ne yapıyoruz? Farı çalıştırıyoruz. Kontağı çalış şey kontak değil. Bir saniye. Bu aynı zamanda şarj soketi. Ha, burada ben şarj soketini anlatmadım. Buradan şarj soketine enerji gidiyor. Bir de şarj soketimiz var. Bakın şöyle bağlı. Şu an şarjda çıkaralım onu. Şöyle bir soket. Ondan sonra bir sistem, elektrikli araç sistemi bunlardan oluşuyor arkadaşlar. Bu mantığa göre sizin de elinizde bir araç varsa elektrikli akülü araç buradan neyin arızalı olduğunu tahmin edebilirsiniz. Nerede sıkıntı olduğunu tahmin edebilirsiniz. Şimdi bu gaz kollu bir model. Gaz kolu yoksa sizinkinde buradan neyi çıkaracaksınız? Aküden gelen artı eksi direkt yön anahtarını verip bu ikisini de ne yapabilirsiniz? Çalıştırabilirsiniz arkadaşlar. He, burada ne olur? Sabit bir hızla gider. Birden hızlanır, birden durur. Buradaki anahtardan önce bir tane daha anahtar koyarsanız eğer şu sürücü olan yere bir tane anahtar artı hattın üstüne buton olsa da olur mesela. Butona bastığınızda araç yürümeye başlar. Butona bastığınızda da bıraktığınızda da araç durmaya başlar. Şunların hiçbirine de gerek kalmaz. Yani siz bir akü bir bu yüksek ampere dayanabilecek 7-8 amper akım çekiyor bu motorlar. 7200 17000 RPM. Ondan sonra aküden gelen elektriği açma kapama için bir buton. Yön değiştirmek için 6 kontaklı bir anahtar. Sonra da paralellenmiş, çoğullanmış bir şekilde motorları kullandığınızda bir temel seviye ne yapmış olursunuz? Akülü arabayı yapmış olursunuz. Temel mantık bu. Ama hız ayarı varsa mutlaka onda bir elektronik devre hızı ayarlayan bir devre vardır. Onun için başka aksesuarlar da gerekiyor arkadaşlar. Benim anlatacaklarım şimdilik bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.